Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hep beraber bu tatlı sünger bob anahtarlığımızı yapacağız. Bunun için ben Gazal Baby Cotton kullandım. Siyah, kahverengi, beyaz ve sarı. 2 milimlik tığ kullandım. Şimdi o zaman gövdesinden başlayacağız. İplerimizi alalım kenara. Kahverengi ipimizle başlıyoruz. Hemen ucunu bulacağım. Şimdi 15 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biraz yakınlaştırayım. İkinciden itibaren sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane yaptık. Şimdi zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Buraya da yine 14 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yine bir zincir çekip dönüyoruz. 14 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. şekilde çekiyoruz. Buradan beyaz ipimizle devam edeceğiz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şu şekilde geçiriyoruz. Ve zincirle sabitliyoruz. Daha sonra dönüyoruz. Döndüğümüzde bunları ilmek içinde yürüterek üzerine bu şekilde ya 3 tanesinin içinde yürütseniz yeterli. Sonra geriye çekin. Çünkü oradan tutacaktır onlar. Yeterli olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine buraya 14 sık iğne örüyoruz. Bakıyorum hemen. Şöyle yapıyoruz. 4 5 6 Yani 3 sıra. 1, 2, 3 sıra yapıyoruz. Sonra sarıya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, burada ben 3 sıra beyaz ördüm. Şimdi sarıya geçiyoruz. Yine aynı şekilde şöyle alıyoruz.
Sabitliyoruz. Dönüyoruz. Bu sefer bu iç tarafta olduğu için bunu da bu içten tutturacağız. Şöyle. Burada içinde bırakacağız. Yani 3 tane de yürütmemiz bizim için yeterli olur. Şurayı tutması şöyle. Sonra bunu alıyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Örmeyin. Bu şekilde yine 14 sıra. 14 sıra 14 sık iğne olarak 14 sıra sarıyla öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı ben 14 sıra düz ördüm. Bu şekilde bir tane daha aynı şekilde bir parça örüyoruz ve daha sonra size birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben iki parça ördüm. Bu iplerin, şu iplerin içte kalacak şekilde şu şekilde birbirine tutuyoruz. Şimdi bunun dibinden batacağım. Ve buradan batıyorum. Şu şekilde. Daha buraya iki tane batalım. Ya zaten şu köşelere mümkün olduğunca dönerken herhangi bir örgüde, yani fark etmez bu hangisi olacağı, köşe kısımlara 3 kez batarsanız daha düzgün bir birleşim olur. Şimdi şu şekilde şuna da batalım. Bunu da örelim. Şuraya batalım. Yine çekelim. Buradan şu beyazı ekleyeceğim. Şu şekilde beyazı ekleyeceğim. Beyazla örerken şu iplerimizi, dakika, şu aradan şöyle şu araya bırakalım. Sonra şu şekilde ilmekleri örelim. Daha sonra bunu bir tane şu şekilde şu arada bırakarak, ama bunu da alıyorum. Şimdi buradan kahverengiye geçeceğim. Buralarda mümkün olduğunca ipleri gizleyerek öreceğiz. Pardon. Şunu şu şekilde içeriye alacağız. İkinci de şöyle anlatayım. Bunlar kaçmaması için şu şekilde arada bırakarak öreceğiz. Bunu artık alabiliriz buraya. Koyu renkler biraz zor görünüyor. Şu köşeye geldiğimizde 1, 2, 3 defa batacağız. Hatta bunu, yani elinizin sıkılığına göre 4 bile yapabilirsiniz. Hani büzülmesin bu kısımları. Şimdi burayı kahverengiyle devam edeceğiz. Bu şekilde kahverengiyle burayı dümdüz birleştireceğiz. Evet, buradan devam ediyoruz. Şu iplerimizi mümkün olduğunca şu içlere gizleyelim. Şekilde
Şu uç köşe noktalara geldiğimizde dediğim gibi 1, 2, 3 defa batacağız. Yine bu tarafa dönüyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Buradan yine ne yapıyoruz? Şu beyazımızı buradan koparacağız. Hatta şu sarımızı da alalım oradan. Direkt uzatırsak içinde büzme yapabilir çünkü. Beyazımızı şu şekilde alacağız yine. Dediğim gibi önce şuradan bir geçirip gizleyelim. Sonra daha sağlam olması için, yani ben şu şekilde alıyorum. Örerken bu tığın arasında kalıyor. Şu şekilde buraya da batalım. Buradan sarıya geçiyoruz. Bu şekilde yine bunları saklayacağız. Birinci de arada, pardon ipim kaçıyor. Şunu alalım. Yani mümkün olduğunca bunları sağlam birleştirirsek herhangi bir sökülme falan yapmaz. Şimdi bunu içine koyabiliriz. Buraya en başa kadar bu şekilde yerleştireceğiz. Şurada bir parçamız kaldı. Bunu çekiştirmem gerekiyor. Çünkü kapatırsam onu çekemem daha sonra. Şimdi devam ediyorum buradan. Bunları karşılıklı olarak birleştirerek gidiyoruz. Dediğim gibi şu köşe ipleri de şu şekilde örerken içine alabiliriz. Daha öncesinden gizleyebiliriz. Şu köşe ilmeğe geldik yine. Dediğim gibi bu köşeleri şu şekilde 1, 2, 3. 3 defa yapıyoruz. Şimdi şu ipimizi keselim. Bunlarla işimiz bitti çünkü. Şimdi buraya biraz elyaf koyacağım. Açamadım tabii. Cımbızımı kullanırsam daha kolay olacak. Burayı zaten çok doldurmuyoruz arkadaşlar. Çok doldurduğumuzda böyle çirkin bir görüntü olur. Sadece böyle bir tok bir duruş olsun. Hani dümdüz değil de biraz tok bir duruş olsun diye şu köşelere doğru ittirerek biraz da şu üste koyalım. Bence yeterlidir. Şunları yok edelim biraz şurada. Çünkü birleştirirken tığımıza takılmasını çok fazla istiyorum. Şimdi burayı da bu şekilde karşılıklı olarak şöyle
Şöyle son ilmeğe kadar yaptık. Şurada şu ilmeğe batalım. Şöyle CC birleştirelim. Bunu ben gizlerken şuradan alıyorum. Şöyle çekiyorum. Birinciden. Daha sonra şu kısımdan yapıyorum. Tabii bunu bu kalınlığa yapmak biraz daha zor. Ben normalde ince tığ kullanıyorum saklama işlerinde. Daha sonra şuradan bunu içine çekiyoruz. Şekilde gizlemiş oluyoruz. Bunu güzelce düzelteceğiz şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde gövdemiz hazır. Şimdi ayak ve kollarını örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ayağımızı öreceğiz. Bunun için siyah ipimizle başlayacağız. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkayı ilk videomda göstermiştim. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şimdi İlk ilmeğimize ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Şu şekilde. Şöyle çekiyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz şu şekilde. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuradaki ilk ilmeğimizin içine yine ilmek kaydırma ile şöyle sabitliyoruz ve zincir çekiyoruz. Şimdi bunun üzerine 12 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yaptık. Yine ilk ilmeğimize şu şekilde sabitliyoruz. Şu fazla ipimizi keselim. Şimdi bir sıra daha 12 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine İlmek kaydırmayla şu şekilde sabitliyoruz, zincir çekiyoruz. Şimdi burada azaltma yapacağız. 1 2 3 sık iğne yaptık. 3 tane de azaltma yapacağız. Şu ön siyahta çok belli olmuyor maalesef arkadaşlar. Azaltmayı ilk videodan yine görebilirsiniz. Şu şekilde 1 2
3. 3 azaltma yaptıktan sonra diğer ilmeklerimizi de düz örüyoruz. 1, 2, 3. Yine ilmek kaydırmayla ilk ilmeğimize bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi bir daha azaltma yapacağız. Bir sık iğne yaptık. 3 tane azaltma yapacağız. 1 2 3 Diğerlerini de örüyoruz. 1 2 Burada bunu şu şekilde tutuyoruz. Burada beyaz ipimize geçeceğiz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şu şekilde bunun içinden geçiriyoruz. Ve ilk ilmeğimize şu şekilde sabitliyoruz. Şimdi buradan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 6 sıra. Bir sırasını beraber örelim. 1 2 3 4 5 5 ve 6. Burada yine ilk ilmeğimize şöyle beyazda göstereyim hazır. Şöyle ilmek kaydırmayla sabitleyip zincir çekiyoruz. Burada biraz elyaf koyalım arkadaşlar. Çok böyle şiş olmayacak şekilde hafif bir elyaf koyalım. Buradan sonra 5 sıra daha beyazla 6 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, ben burada 6 sıra ördüm. Şimdi burada sarı ipimize geçiyoruz. Şu şekilde sarı ipimize geçiş yapıyoruz. Yine ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Buradan şu şekilde birkaç sık iğne yaparken içinden yürütüyoruz. Sonra çekiyoruz. Normal düz örüyoruz. Yani bu şekilde sarıyla 13, 14, 2 sıra sarı örüyoruz. Evet, burada 2 sıra sarı ördük. Şimdi kahverengi ipimize geçiyoruz. Yine şu şekilde geçiriyoruz. İlmek kaydırmayla ilk ilmeğimize sabitliyoruz. Yine birkaç ilmek, birkaç sık iğne örene kadar içinde yürütüyoruz ki daha sonra açılma olmasın. Burayı beraber örelim bu şekilde. Yine ilk ilmeğimize ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Bu ipimizi burada keselim. Bir sıra daha örelim.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi burada yine kapatıyoruz ilmek kaydırmayla. Burada bunu bu şekilde kesiyoruz. Tabi ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Şu şekilde. Şimdi diğer bacağımızı zaten aynı şekilde öreceğiz. Şimdi ben kolumuzu örmeyi göstereceğim. Kolumuzu sarıyla başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bunu kapatıyoruz. Şimdi 6 sık iğne örüyoruz. Yine aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ilmek işaretleyicimizi buraya alalım. Yine buradan devam edeceğiz. Şimdi iki sıra ördük. Bu üçüncü sıra. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi iki sıra ördük. Buradan sonra 8 sırada toplamda 10 sıra sarıyla 6 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, burada toplamda 10 sıra düz sarıyla ördüm. Şimdi burada beyaza geçeceğiz. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şu şekilde. Şunları içinde gezdiriyoruz. Biraz yürütüyoruz. Birkaç ilmek yürütsek yeterli olur zaten. Herhangi bir sökülme falan yapmaması için. Şöyle iki tanesi yeterli. Sonra çekiyorum. Şekilde sırayı tamamladım. Şunları bir keselim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan sonra aynı şekilde iki sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördükten sonra şimdi uzun ip bırakıyorum, biraz iğneme takıyorum. Bu ilmekleri bu ön kısımlarından, bizden taraftaki kısımlarından şu şekilde alarak bunu kapatacağız. Şu şekilde çekiyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz ve bu ipimizi kalanı dikerken kullanacağız. Zaten bir sonraki videoda dikimini işlemelerini de göstereceğim size.